Bu video Emekli TV Emeklilik Danışma Merkezi ve Asosarsa destekleriyle hazırlanmıştır. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Meslektaşım, değerli büyüğüm Recep Eser'le birlikte tüm yeryüzünde yaşayan ve bizi izleyen herkesi çok yakından ilgilendiren çok çok önemli bir konuyu ele alacağız. Değerli izleyicilerimiz, sıvıları biliyorsunuz. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Baş sıvıcılar bunlar. Gün geçmiyor ki bu sıvılarla ilgili yeni olaylar meydana gelmesin. Özellikle pek çok hastalığın sebebi olarak bu sıvılar gösteriliyor. Değerli izleyicilerimiz, son olarak İngiltere'de ITV News adlı televizyon kanalında spikerlik yapan Raga Omar, İngiltere'de canlı yayın sırasında konuşmasında teklemeler oldu ve yayını erken bitirdiler. Bu görüntüleri çok kısa bir şekilde ekrana getiriyoruz. Nasıl dilinin sürçtüğünü ve ardından nelerin olduğunu anlatacağım. A few brief glimpses aside, the king has been out of the spotlight since early February when the began receiving outpatient care for his still undiagnosed cancer. And finally, for decades, Friday night has been party night, but when people putting their hair down. But tonight, thank you and have a great weekend. Evet. Omar, değerli izleyicilerimiz, sizler de izlediniz. Suratının şeklinden yayın bitiyor ve beynine pıhtı atıyor. Ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Ambulans gelene kadar aynı şekilde felç geçiriyor. Şu anda felçli. Değerli izleyicilerimiz. Fatih, bu normal bir durum değil. Bu sıvılara kadar bu kadar kolay karşılaşılan bir şey değildi. Pıhtı atması çok ileri yaşlarda. Damar, yani ciddi damar hasarı olan insanlarda, hareketsiz insanlarda, daha az hareket edenlerde kanın, yani damarın bir yerinde pıhtı haline gelir. Kan daha sonra da vücudun değişik yerlerine atardı. İşte bu sıvılarla birlikte belirtilerin, yan etkilerin en göze çarpanlarından biri bu diyoruz ama bazı işte aşı savunucuları, sıvı savunucuları haksızlık ediyorsunuz diyorlar. Şimdi abi, sadece bakın, bu şu anda İngiltere'deki bu televizyon spikeri, gazeteci değil. Bakın, Türkiye'de de pek çok isim, en son Kadir İnanır, değerli izleyicilerimiz, Kadir İnanır'ın da beynine pıhtı attı. Yalçın Yelence Pakize Su'da öldü biliyorsunuz. Sadullah Çelen, Avukat Celal Ülgen, AK Partili Taner Yıldız, Kayseri Milletvekili, Popstar Mehtap, Sırrı Süreyya Önder hastanelik oldular. Bunların hepsinin beynine pıhtı attı. Recep abi, şimdi çok uzağa gitmemek gerekiyor. Şu anda hastanelerde pıhtı atması ve şimdi sayacağım bu sıvılara bağlı olarak geliştiği iddia edilen hasta yoğunluğu var. Bakın, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrıları, mide hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, felç geçirenler, inme, tansiyon, şeker, romatizmal hastalıklar, unutkanlık en çok görülen rahatsızlıklar. Biz bu hastalıklar yoktu demiyoruz, altını çiziyorum. Ama bu kadar yoktu. Yani özellikle genç yaşlarda yoktu. Bunlar, yani pıhtı atması, inme ve felç çok ileri yaşlarda ya da yüksek tansiyon hastalarında görülebilen bir şeydi. Fatih, çok yaş olarak alta indi. Bizim dikkat çekmek istediğimiz kısım bu. Yani bugün hangi acil serviseydi Türkiye'de ya da dünyanın birçok yerinde, bu sıvıların yoğun olarak kullanıldığı yerlerde acil servise, nöroloji servisine gitsem muhakkak birkaç tane pıhtı atma vakasıyla karşılaşıyorsun. Yani haftada bir, ayda bir olan vaka günde 5-10 tane olmaya başladı. Biz bunun için zaten buna dikkat çekiyoruz. Hala da köklü, sağlıklı bir araştırma yapılmış değil. Evet değerli izleyicilerimiz. Peki şimdi size bir soru. Bu baş sıvıcı olan Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci, tüm dünya kamuoyunda bu kadar bu olaylar konuşulurken şimdi neredeler? Bu sıvılarla ilgili olarak, bu sıvılar piyasaya çıkmadan önce çıkıp her gün televizyonlara, gazetelere demeçler veriyorlardı, konuşuyorlardı. Bu kadar olaylar oluyor Almanya'da. Şu anda bu konuyla ilgili devam eden yüzlerce dava var. Neredeler peki? Neden çıkıp konuşmuyorlar? Yargıdan kaçıp İngiltere'ye sığındılar. Avrupa Birliği'nden İngiltere ayrıldı. Bu tür durumlarda koruyan yasaları var.
Tabii ki yani kendilerine güvenseler, bu davalara da düzgün bir şekilde cevap verebileceklerine inansalar bugün Almanya'da olurlardı Fatih. Yani şirketlerini de tazminat yükünden kurtulmak için bildiğimiz kadarıyla İngiltere'ye taşıdılar. Şimdi evet, İngiltere Sağlık Bakanlığı ile bir anlaşma yaptılar. Yeni bir kanser aşısı çıkartacaklarını açıkladılar. Her ne hikmetse bu koronavirüsle ilgili olarak defteri kapattılar. Bu net anlaşılıyor. Biz diyorlar yeni bir aşı üzerinde çalışıyoruz. Geride kalanlar kaldı. Şimdi diğer bir soru. Kim bu işin sorumlusu? Mesela Almanya'da Merkel mi? Dönemin Sağlık Bakanı mı? Uğur Şahin mi? Özlem Türeci mi? Kim kardeşim sorumlu? Bu kadar insan ben çıkıp bende bu rahatsızlıklar var diyor. Ancak hiç kimse bu işle ilgili olarak taşın altına eline koymuyor. Bakın şu an mevcuttaki Almanya Sağlık Bakanı'nın açıklaması var. Dedi ki biz insanlara bu sıvılara bağlı olarak tazminat ödüyoruz. Ancak bu sıvıları satan milyarlarca euro kazananlar ortada yok dedi. Ben söylemiyorum bunu. Sarı çizmeli Mehmet Ağa söylemiyor. Almanya'nın Sağlık Bakanı söylüyor. Federal Sağlık Bakanı söylüyor. Bu ne demek? Bu bir itiraf. Bu sıvılarla ilgili olarak kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi gerekiyor. Biz bunları konuşurken sakın birileri bizi yanlış anlamasın. Bilime karşı falan filan değiliz kardeşim biz. Nasıl bir konuyu konuşuyoruz, eleştiriyorsak siyasi bir konu ya da başka bir konu, biz bu konuyu da konuşuyoruz ve şunu söylüyoruz. Bilime inanıyoruz ama sizin söylediklerinizin %100 doğru olduğuna inanmıyoruz. Fatih, ilaç ya da aşı geliştirilirken faz 2, 1, 2, 3, 4 diye onun araştırma aşamaları var. Yani insana bu başka bir zarar verir mi? Ya tamam, biz bir hastalığı ya da derde çözüm olmaya çalışıyoruz ama yeni dertler açar mı? Yeni sıkıntılar yaratır mı diye. Yani bu aşıları piyasaya sürerken tüm bunlar göz ardı edildi. Fatih, bundan 20-30 yıl önce biz Uzak Doğu'da farklı amaçlarla yapılan kızamıktır başka aşıların orada kız çocuklarında kısırlığa neden olduğunu zaten duyurduk, ettik. Bunu İngiliz yayın kuruluşları bile bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce belgesel yapmıştı. Yani bu aşı insanlarda nasıl arazlara neden oldu? Biz bunun açıklanmasını istiyoruz. Bu kadar. Yani siz de hata yapmış olabilirsiniz ya da vurulan insanların günahı yok zaten kardeşim. Ne dediyseler, insanları mecbur bıraktılar, işe almadılar, havalimanına almadılar, uçağa bindirmediler. Ne bileyim 50 tane yasaklama oldular, getirdiler, insanları işten attılar, okullara almadılar. Yani bu vuran insanların bir suçu yok ki. Sanki bu insanlar vebalıymış gibi arkadaşlar şey yaptılar. İnsanları yok AVM'ye giremezsin, yok otobüse binemezsin, uçağa binemez. Ya arkadaş, İnsanların nasıl kendi sağlıkları, bedenlerinden insanların kendileri sorumlu. Siz benim bedenimle ilgili olarak beni nasıl zorlayabilirsiniz? Bu demokratik mi? İnsan haklarına aykırı değil mi? Dünya Sağlık Örgütü diye bir örgüt var. Bana göre dünya terör örgütü kardeşim bu. İnsanların sağlıkları hakkında kararlar alıyorlar ve bu olacak diyorlar. Bunu kabul etmek mümkün değil. Benim vücudumdan, senin vücudundan bunlar mı sorumlu? Kim kardeşim bunların finansörü? Açıklasanız da bunları, paraları kim veriyor? Açıklasanız da bu aşıların yapılmasında finansör kim? Açıklasanız da biz açıklayacağız. Dünya Sağlık Örgütü o kadar otorite bir kuruluş ama yıllarca insanlara doğal yağdan, zeytinyağından, ayçiçek yağından, tereyağından kaçın dediler. İnsanlara damarlarını tıkayan margarinler satılırken seslerini çıkarmadılar. İnsanları kanser yapan işlenmiş gıdalar satılırken her tarafta buna ses çıkarmadılar. Yani bunlar ilginç bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü aşı, ilaç ve gıda şirketleriyle. Zaten onların hep sahipleri hep aynı Fatih. İlaç şirketine bak, aynı zamanda böyle işlenmiş gıda üretiyor. Dünya Sağlık Örgütü neredeydi bu kadar insanların sağlığını düşünüyorsa? Arkadaşlar, paketlenmiş ürünler. Yani paketin içine girdiyse zaten geçmiş olsun. Hepimizin tükettiği şeyler bunlar. Bunlarla ilgili niye açıklama yapmıyorsunuz? Hadi çıkın açıklayın. Bugün Aldi'de, Reve'de ya da başka bir markette satılan bu ürünlerin hepsiyle ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün çıkıp şunu söylemesi lazım. Kardeşim, bu ürünler insanların sağlığını etkiliyor, uzun vadede insanları öldürüyor diye niye açıklama yapmıyorsunuz? Çıkın açıklayın. Yok. Bu konuyla ilgili vatandaşlarımızın ne düşündüğünü çok merak ediyoruz. Lütfen videonun altına sizler de görüşlerinizi yazın. Şimdi güzel haberler vereceğiz. Recep abi, bizi özellikle yurt dışından izleyen vatandaşlarımızın pek çoğu Türkiye'de bir yatırım yapmak istiyor. Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorlar. Bunların başında da biliyorsunuz Türkiye'de gayrimenkul yatırımı ve arsa yatırımı. Arsa yatırımı bildiğiniz üzere tüm alıcılarına kazandıran bir yatırım.
Paranıza para katmak istiyorsanız, doğru bir yerden ama arsa yatırımı yapabilirsiniz. Biz hep anlatıyoruz uzun bir süredir. Çok sayıda yurt dışında yaşayan vatandaşımız bu fırsattan yararlandı ve yararlanmaya devam ediyor. Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük projesi olan Asos Arsa'da taksitli bir şekilde vatandaşlarımız 625 metrekare villa arsaları alabiliyorlar taksitli. Evet, ne diyorsun abi? Fatih, ulaşım açısından şu an Türkiye'nin en kolay bölgelerinden iki köprünün, iki gerek Çanakkale Köprüsü'nün gerek Osman Gazi Köprüsü'nün ikisinde otoyolların arasında kalıyor bölge. Doğal, bakir, korunmuş, gürültüden, kalabalıktan uzak, etrafı çam ormanları ve meşe ormanları ile çevrili. Zaten binlerce yıl öncesinden de yerleşimin olduğu bir bölge. İlk insanlıktan beri bu bölge yerleşim için seçilmiş. Eskilerin bir bildiği vardır diyorum. Belki zamanında şimdi dolayısıyla bu bölgedeki fiyatlar da tavana vurmadı. Yatırım yapanların kazançlı çıkacağını düşünüyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, siz de geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız bu fırsattan yararlanabilirsiniz. Sadece 1 milyon TL peşinat ve ayda 34 bin TL taksitle, yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi anlaması için söylüyorum. 30 bin euro peşinat, 36 ayda biner euro taksit. Toplamda taksitli satış fiyatı 66 bin euro. Peşin almak isterseniz 60 bin euroya 625 metrekare Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın en önemli mavi bayraklı plajlarının dibindeki bu arsalardan, villa arsalarından siz de alabilirsiniz. Kazançlı çıkarlar. Evet. Kısa bir süreliğine taksitli satışlar geçerli, bilginiz olsun. Şimdi yararlanabileceğiniz iki tane güzel konudan bahsedeceğim. Ondan öncesinde Recep abi sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, şimdi anlatacaklarımı da lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Geçmişte Türkiye'de herhangi bir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olabilirsiniz eğer yurt dışında yaşıyorsanız. Özellikle hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede çalışmasanız dahi, geçmişte Türkiye'de hiç çalışmasanız dahi emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Ekrandaki telefon numarasıyla irtibata geçtiğinizde Emekli TV'nin Emeklilik Danışma Merkezi'ndeki görevli arkadaşlarımız sizinle hemen görüşüyor. Ya da mesaj atabilirsiniz, şunu yapabilirsiniz. Ben veya eşim ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye WhatsApp'tan hemen mesaj gönderebilirsiniz. Sadece bir kişi 150 euro ödeyerek dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'ye gitmenize de gerek kalmadan tüm emeklilik işlemlerini yaptırabilecek ve emekli olacak. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunu WhatsApp'tan yine görevli arkadaşlarımıza gönderiyorsunuz ve size hemen bir randevu veriyorlar. Randevu günü Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanlarıyla görüntülü bir şekilde dünyanın neresinde olursanız olun hemen görüşüyorsunuz ve işlemlerinizi başlatıyorsunuz. Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, benim de eşimin de Türkiye'de bir garantisi olsun diyorsanız bu fırsat kısa bir süreliğine geçerli. Eğer karı koca ya da iki kişi birlikte danışmanlık alırsanız %50 indirim var. Normalde iki kişi 300 euro yaparken sadece 225 euro ödeyeceksiniz ve geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bu fırsattan özellikle hanımların yararlanmasını istiyoruz. Kısa bir süreliğine geçerli, bilginiz olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.